okuru olmayan bir şeyin de tarifi zordur. Tarifi nasıl yapacaksın? Fizik değil, tarif edersin. Matematik değil. Efendim, resim dersi de değil. Tarif edecek şeyi yoktur yani ortada. Olmadığı için master'ını halkına yaparak aşık geliştirir. Yoksa hoş duvarlı olmaz adam. Ya doğdu, işte bayıldı, düştü ağzından, köpük geldi, baktı saç çarpıyor. Bunlar yalan, bunlara da inanmayın yani, bunu söyleyelim. Geliştirmeyince hiçbir şey olmaz. Bunu bilelim. Arkadaşım, bizim büyüğümüz, ağabeyimiz, benden çok önce, yani Reyhanigil'in dönemlerini aşıldı. Bunlar rahmetli oldu. Ha demesin, ben niye rahmetli olmadım, onu onu demek istemedim. Ama benden çok evvel olduğunu söylüyorum. Nuri Çıralı Usta. Hem Türkçe söyleyeceğiz, hem hikaye anlatacağız, hem kucaklama söyleyeceğiz, hem lev değmez yapacağız, hem de bu geleneğin en önemli dalı olan irticalen söyleme dalı. O hangi dal? O atışma dediğimiz, aşıkların karşılaşması. Asıl olay, aşığın zaten irticalen söylemesidir önemli olan. Yani türküyü herkes yazar, söyler. Ama irticalen nasıl söyleyecek? Yani doğaçlama, o anlamda. Aşığın özelliği orada. Onu da inşallah becerebilirsek bu Kırıkkale Üniversitesi'nde sizleri memnun etmeye çalışacağız. Baştan söyleyelim. Noksanımız da olursa, noksanlar bizim. Hele bir iki söyleyelim bakalım. Önce bir açış yapalım. Diyorum ki, belki ağır olur gençlere ama madem ki bir edebiyat, madem ki bir halk geleneği, madem ki bir halkın kültürü ise olduğu gibi yapalım. Bir divan söyleyelim ki öğrenciler de ya hocam siz divan demiştiniz ama aşık girdi hemen masa üstünde desti kemer birimi kesmeye başladı. Bunu demeyelim. Bir divan söyleyelim. Sağ olun, var olun. Ses her tarafa eşit mi geliyor? Evet.